Ayran zaten İslam alamaz. İslam değildir. Ve bunun üzerine işte bu hutbeyi okurken Hazreti Ali yanına çağırdı. Gel ya Ali dedi. Yanaşı geldi. İşte size dedi iki emanet bırakıyorum. Ey ahali bunlara uyarsanız yolunuzu hiç mi şaşırmazsınız. Fakat eğer ikilik yaparsanız birbirinize uymasanız küffar gibi birbirinizin boynunu dağıtırsınız. İslam diye bir şey kalmaz dedi. Kur'an-ı Kerim'i tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i tavsiye ediyorum de 3 defa tekrarladı. Ondan sonra da din işlerinde işte Hazreti Ali size tavsiye ediyorum. İlmi babuha ben ilmin şehrim Ali kapısır dedi. İlim öğrenmek isteyen kapısına müracaat etsin dedi. Ve bu arada bir de in küntüm mevla hadisi geldi. Cebrail Aleyhisselam getirdi. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Yani benim kimin üzerine tasarrufum varsa Ali'nin de onun üzerine tasarrufu vardır. Ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisidir diye söyledi. Ve bunun üzerine Ömer-i Faruk geldi. Ya Ali kadın erkek müminlerin mevlası oldun dedi. Tebrik etti. Fakat Mekke'ye geldiğinde o tebriği bozdu. Bozdu Hazreti Ali'ye karşı geldi. Hatta şunu da açıkça söyleyebilirim ki Hazreti Muhammed sağlığında ya Ali seni bir gün mescide giderken 40 tane kişi efendim İslam senin 40 tane köpek sana saldıracaklar falan. Fakat hiç korkma demiş. Bunun üzerine Hazreti Ali Mekke'nin mescidin kapısına geldiğinde 40 tane kişi geliyor Ömer önlerinde ve Hazreti Ali'ye saldıracaklarmış. Bu arada İranlı dedem İranlı neydi onun adı? Onu sen her neyse. Ve İranlı meşhur kişi. Devam et. Ve bu arada diyor ki ben diyor vallahi de billahi de kulaklarımı işittim diyor. Ya Ali sana 40 tane cehennem köpeğe saldıracak diye Muhammed'den duydum diyor. Bunun üzerine Ömer hemen kılıcını alıyor. Onun üzerine hücum ediyor. Onun üzerine hücum edince Hazreti Ali hemen bir elini dokunuyor. Ömer'in kılıcı bir tarafa düşüyor. Sarı bir tarafa düşüyor. Ve o arada tabi kargaşalığı önlemiş oluyorlar. Herkes yerine gidiyor. Bunlar daima Hazreti Ali'nin aleyhinde bulmuştur. Son zamanlarda Yaşar Nuri Öztürk'ün bir kitabı vardır. Ve o kitapta da aynen şöyle yazar. Diyor, Ömer der, Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt'i hiç hoşlanmazdı diyor. Hiç hoşlanmazdı. Zira diyor, onun askerlerinde nevali de vardı diyor. Nevali Arap olmayanlara deniyor. Yani Türkler de vardı diyor. Ve Ömer diyor, ganimeti alınca diyor, müşrikler gelip ganimeti alınca diyor, nevalilere az verirdi, Arap olanlara çok verirdi diyor. Arap milliyetçisi diyor. Halbuki milliyetçilik diye bir şey olmaz. Bizlerde ayrılık yoktur. Örneğin dedem her zaman her yerde her anda şunu söyler. Bizde din ayrımı, ırk ayrımı, mezhep ayrımı, efendim cins ayrımı, kadın erkek ayrımı yoktur diyor. Ya bilmez misiniz erkeğin aslan aslan da dişinin aslan aslan değil mi? O da aslan. Onu da kabul edeceksin. Fakat işte her nasıl olduysa bir Ehl-i Beyt'i bunlar sevmezler. Ehl-i Beyt'e düşman olurlar. Ebu Bekir ise Hazreti Fatıma'nın elinden fede kurmalığını aldı. Fedek Yahudilerinden Hazreti Muhammed harple bir hurmalık almıştı. Efendim Hazreti Fatıma'ya veriyor. Bir rivayete göre 3 yıl, bir rivayete göre 5 yıl onun hurmatını yiyor, ekiyor, biçiyor, bakıyor. Hasatını yiyor. Fakat Ebu Bekir ağlatarak elinden alıyor. Halbuki Hazreti Muhammed'in bir hadisi vardır. Hazreti Fatıma'yı inciden beni incidir. Beni inciden Allah-u Teala incitmiş dediği halde Hazreti Fatıma'yı ağlatmıştır. Ve bu arada Ömer yine 30-40 kişiyle Hazreti Fatıma'nın evine gidiyor. Evine gidince Hazreti Fatıma'nın evini yıkacak. Ve bunun üzerine Hazreti Fatıma kapıya dayanınca Ömer kuvvetleriyle beraber yanındakilerle beraber kapıya zorlanınca kapı kırılıyor Hazreti Fatıma'nın üzerine düşüyor. Hazreti Fatıma da hamileymiş. Muhsin adlı çocuğunu düşürüyor. Bunların yaptıkları dünyaya sığmaz. Evet Hazreti Muhammed zamanında belki hazretlik vasfına sahiptiler ama sonradan bozdular, değiştiler.
İslam'a karşı cephe aldılar. Cephe aldılar dedim. Sağ ol, var ol.